Efendim ben bu medreseyi temeli başlarken avruklarımı resmi yaptım ve Ankara Diyanet'e götürdüm. Diyanet'ten bekledim bir yardım, bana 10 milyon para geldi. Ondan sonra birinci katı bitirdim. Tekrar amelimi yaptım, resmi daireden ben her şeyimi bitirdim. Tekrar Diyanet'e gönderdim. Diyanet bana 50 milyar para göndermiş. Peki abiciğim, bu koca inşaat 60 milyar para ile olacak mı acaba? Ankara'ya gittim, Beştepe'ye gittim. Beştepe'den toplantıya buradan elimle özel olarak 3 tane önerge yazdım. Siirt Pervari arasındaki yolumuz iki eşek yan yana geçmez bir yoldur ve 70 seneden beri bir onarım görmemiş bir yoldur. Bu bir. İkincisi, bizim bir sulama kanalımız var. 207 hane bekleyen bir kanaldır. Bütün arazimiz, gelirimiz o kanala bakıyor. O kanal sene 81'den kel bir betonla yapılmış. O günden bugüne kadar ne bir onarım, ne bir bakım, ne bir herhangi bir şey görülmemiş. Onu da yazdım. Özel idare, özel kaleme dilekçe olarak yazdım. Ondan sonra bu köyümdeki yaptığım medresenin ben onu da yazdım. Devletimize, yani Cumhurbaşkanıma dilekçe olarak yazdım. Yardımınızı bekliyorum diye yazmışım onu da. Bu üç önergeyi iki dilekçe halinden Beştepe'den Cumhurbaşkanımın özel kalemine vermiş. Daha bugüne kadar herhangi bir rad veya bir evet bana gelmemiş ve görmemiş. Bu yetkilerime bu medreseyi yapmasını istiyorum. Bu medreseyi yapma istiyorum. Ben oğluma kadın istemiyorum. Ben kendime bir herhangi bir manada istemiyorum. Sadece Allah için, milletim için, Diyanetim için bu medrese yapmak istiyorum. Pirinçli köy muhtarı olarak bu inşaatı açmışım. Temelden başlamışım. Bu köy, bu medresenin yeri köy tüzel kişiye ait bir arsadır. Bu arsanın içerisinden mesela bu inşaatı açmışız. Bütün nihyamız, işte üst pınar diye nihyamız da kız yattı Kur'an kursu olmadığı takdirden ben bunu kız yattı Kur'an kursu yaptırdım. Çevredeki olan kızlar da buraya okumaya, dinimize, öğrenmeye ve Müslüman olarak herkes bilsin bunu yapmaya başlamışım. Bu inşaat böyle kendi halinde 3 seneden beri kendi çapamla işte uğraştığım için bu kadar yapabildim. Diğeri kalanı imkanım kalmamış, böyle kaldı. Bütün Müslümanlardan yardım isterim. Bin nihyanın, koskoca bin nihyanın içinde en az 30-40 köyde, en az 30-40 köyde bir kız yatlı Kur'an kursu olmadığı takdirden ben bunu tercih etmişim, başlamışım. Eğer imkanım olursa yatma kavuşu da olur, ondan sonra mesela mutfakta olur, ondan sonra her şeyi olabilir mesela. Çünkü yerimiz geniştir, yerimiz boldur. Başladığımdan mesela şimdi ben bunu düşündüm, taşındım. Bizim bir köy imamı vardı. Köy imamına ben bunu ufak bir inşaat açacaktım. Bana çağırdı, dedi ki işte hacı, madem ki ufak bir inşaat açıyorsanız büyük bir inşaat açarım. Oğlanların Kur'an kursu vardı. Kızların Kur'an kursu olmadığı için kızlarla oğlanlarla içinde birbirinin içinde olmuyor. Onun için mecburen bir kız yatlı Kur'an kursu yapacağız. Ve Allah'a çok şükür yaptığım, başladığımdan ve külüm de yardım etti bir kısım. Külüm de yardım etti. Yani herkes kendi haline. Herkes kendi haline külü de yardım etti. Ve dışarıda da bir arkadaş geldi İstanbul'dan, bu kadar malzemeyi o aldı. O da benim külüm. Devlet de 60 milyar para bana göndermiş bugüne kadar. Ve bu inşaatı bu hale getirmişim. Ama koskoca bir nühyada bir kız yatlı Kur'an kursu olmadığı takdirde ben bunu tercih etmişim, başlamışım. Bütün Müslümanlara yardım bekliyorum.
Bir an önce bunu faaliyete geçirmek istiyorum. Bu inşaat alt katta hem mutfaktır, hem mesela yemekhanadır, hem mesela ölü yıkama yeridir, hem mescittir, hem abdest yeridir. Bu faaliyettedir. Bunlar hepsi faaliyettedir. Ama geri kalan kısımlar inşaat halinde duruyor. Bu Kur'an kursu faaliyete geçerse nasıl Taşmeli 3-4 köy çocukları benim okuluma 8 yıllık eğitim okuluma getiriyorlar. O şekilde bu Kur'an kursu da bekliyoruz. İnşallah olacak bu çevre civardaki köylerimizin kızları da okumaya gelecekler. Cemaate gelecekler ve Diyaneti öğrenmek için Diyaneti ne öğrenecek? Bunu bekliyoruz. Tüm bu hayat dışkısından gazeteye yani yok, o değil.